Ben Gonca Gül. Ocakta yemeğim olduğu için telefona cevap veremiyorum. Lütfen düdüklü tencere sesinden sonra not bırakın. Mahsus ses vermiyor. Görüyor musun Sıdıka? Kız hani bir de evine uğrasak belki telefonu duymuyordur. Yok yok. Herhalde erkenden bizi beklemeden çekip gitti. Ay, o kadar söyledim. Ya stüdyoyu biz bulamayız. Beraber gidelim dedim. Sıdıka. Kızım şu okunmuş pirinçlerden bir tane atıver ağzına hadi. Yarışmada el çabukluğu zihin açıklığı verir. Ya, dur anne ya, hiç abarttın sen de. Kızım yutu versene, bu iş artık iyice inada bindi. Kazanmak için ne mümkünse yapacağız Sıdıka. Yut bakayım çocuğum, yut. Ay, bana bak, halterci kızlar gibi doping yaptık diye atılırsak karışmam ama. Hı. Kızım yok bir şey mi? İnmeyi bir şey Sıdıkacığım hadi. Hadi yürü, acele edelim, çabuk hadi. Geç kal. Sağ ayağına çık kız. Evet hanımlar, bir pişir taşır yarışmasına daha birlikteyiz. Bizimle birlikte olduğunuz için çok mutluyuz. Bugün bomba gibi yarışmada bomba gibi yarışmacılarımız var. İki numara mı? Üf anne. Evet hanımlar, şimdi yarışmacıları tanıyoruz. Şöyle geçeyim, Gonca Gül Hanım sizden başlayalım. Gonca Gül Körpe. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Teşekkürler. Arzucuğum biraz heyecan var galiba. Evet. Önemli gün geçer, seni tanıyalım. Baba gel, başlıyor. Koş 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 koş. Bak anne televizyona çıkmış, koş. Hadi gel. Al şunu aramıza lan. Sanem videoyu çalıştırdın mı lan? Annen kaseti alın demişti. Evet, ben hemen öbür masaya gidiyorum. B masasını tanıyoruz. B masası bizi biraz korkuttu. Çünkü yarışmaya yetişemeyecekler zannettik. Ama malum İstanbul trafiği. Evet Safiye Hanım, sizi tanıyalım. Benim adım Safiye Saka. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Efendim zaten kendileri bizim komşumuz olurlar. Efendim ne demiş atalarımız? Kazanmak değil, katılmak önemlidir demişler. Biz bu yarışmayı büyük bir beğeniyle izliyoruz efendim. Ne bileyim, bu yarışmayı düzenleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok eğitici bir program olduğuna inanıyoruz. Biz size teşekkür ederiz Safiye Hanım. Sanırım bu kadar yeter. Şimdi kızınızı tanıyalım. Buyurun. Merhaba. Adı Sıdıka Saka. Adım Sıdıka. 21 yaşındayım. Evet. Katıksız bir ev kızıyım. Yarışmaya hür irademle katıldım ve öyle devam etmek istiyorum. Katılan herkese başarılar diliyorum. Aynı zamanda bekardır. Biz ise başarılar diliyoruz. Evet, yarışmamızı açıyoruz. Yarışmacılarımızı tanıdığımıza göre yarışmanın kurallarını biliyorsunuz. Bense bir yemek adı söyleyeceğim. Siz onu yapmaya devam ederken benim sorduğum soruya cevap vereceksiniz. Evet hanımlar, bugün bize yapacağınız yemeğin adı ne? Pilav. Pilav. Hadi. Pilav mı yapacaksınız? Buyurun. Sıdıka. Hı? Pilav neydi kızım? Sunucu Bey. Sunucu Bey. Düz pilav mı yapacağız? Anlamadım Gonca Gül Hanım. Nasıl düz pilav mı? Yani basit pilav mı yapacağız demek istedim. Sıradan pilav. Evet. Pilav. Sıradan pilav. Bildiğimiz pilav. İyi ayol. Pilavda üstüme yoktur benim. Tane tane düşürürüm pirinçleri. Eminiz Gonca Gül Hanım, eminiz. Buyurun. Evet hanımlar, yarışmamız başlasın bakalım. Hanginizin eli daha hünerli, hanginizin eli daha yetenekli, bunu yarışmamızın sonunda... Samim, ne oldu lan? Ananla Sıdıka ne fısıldaşıyor öyle? Gonca Gül başladı bile pilava, baksana. Bir taktik hazırlıyorlar galiba baba. Saçmalama lan, pilavın da taktiği mi olurmuş? Anam dona kaldı, baksana ya. Kağıtlarımız önümüzde, sizlere sorularımız soracağız. Saçmalama anne, siz pilavın ne olduğunu nasıl bilmezsin? Işte, hani pirinci böyle kavuruyoruz ya. Büyük kız ne bileyim ben, benim pilav deyince birden aklım karıştı Sıdıka. Çabuk hadi, o kadar çok löstürü dönebölöf bilmem ne brokoli falan gibi şeylere çalıştık. Tabii basit bir şey sorunca birdenbire anlayamadım. Hadi çabuk şuradan bana pirinci bardağa koy, hadi. Hanımlar hazırsanız soruya geçiyorum. Evet, ilk sorumuz, fava bir nedir? Fava bir nedir? Şıklarımız var. A. Teflon tabanlı bir mutfak gereceği. B. Üçgen peynir cinsi. C. Bakla ezmesi. Evet Arzum Hanım, sizi dinliyorum.
Cevap veriyorum. A şıkkı. Teflon tabanlı bir mutfak gereci. Maalesef. Maalesef. Sizin dediğiniz tava. Oysa biz favayı sormuştuk. Dönüyorum beye masasına. Evet Sıdıka Hanım, siz cevap verebilecek misiniz bu soruya? Tabii ayol. Onun babası amatör sarhoştur. Kız cevap ver çabuk. Cevap veriyorum, C şıkkı bakla ezmesi. Bravo, bravo. Doğru cevap C şıkkı bakla ezmesiydi. Hemen ikinci sorumuza geçiyorum. Beni dikkatle dinliyorsunuz. Aşağıda sayacağım yemek isimlerinden hangisi uydurmadır? Dikkatle dinliyorsunuz. A. Cartlak kebabı. B. Çılbır. C. Kaygana. D. Düğmeli pilav. Cevap veriyorum. Düğmeli pilav. Valla bunca yıllık annem diye söylemiyorum baba. Yani çok marifetli bir kadın bu annem ya. Gördün mü nasıl bildi soruyu? O değildi Samim. Demin anam bana sarhoş mu dedi, pek duyamadım da. Ne sarhoşu baba ya? Sana öyle gelmiştir. Annem sana sarhoş filan demez. İyi bakalım. Akşam tekrarında seyrederiz. Video çalışıyor nasıl olsa orada. Sağlam değil mi o alet? Tabii. Lord, git bak bakalım oğlum. Çalışıyor mu hadi. Sen de amma yaptın babaya. Lord ne anlasın videodan? Niye anlamasın lan? Her bir şeyi anlar o. Hatta bu yarışmanın sonucunu da biliyordur da dilimizi bilmiyor ki konuşsun. Değil mi Lord? He? Vallahi böyle de bu sefer ütü kazanmasalar. Evin her tarafı ütü doldu babaya. Annem ütülerden bir tanesini sırf çiçek sulamak için kullanıyor. He. Manyak mı lan anan? Niye ütüyle çiçek suluyor? Su püskürten ütüler var ya baba. Onun püstürgeçiyle su fışkırtıyor. Bana bak Samim. Oğlum bunu sağda solda söyleme. Vallahi kadının adı çıkar dile düşeriz ha. Aile sırrı olarak kalsın bu. Aman. Goncakir teyze rahatsız ediyorum ama annem varsa bir miktar tuz istedi. Aa, meşgul etme canım beni, görmüyor musun ocakta yemeğim var. Git başımdan. Sunucu bey bakar mısınız biraz? Sıdıka Hanım yerinize geçer misiniz lütfen? Birbirinizi rahatsız etmeyin. Reklam arası bitmek üzere. Çekime gireceğiz şimdi. Gördün mü bak rezil oldum. Şşt kız olsun. Azıcık oyaladın ya Sıdıka, o da bize yeter. Çok fesat kadınsın anne ya. Sıdıka Hanım fesat demeyin annenize, yayına giriyoruz. Evet sayın seyirciler, reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Yarışmamız bütün hızıyla devam ediyor. Geldik 6. soruya. Aşağıda okuyacağım ünlü söz hangi yazara aittir? Cevap veriyoruz. Ama daha soruyu tamamlamadım Safiye Hanım. Ay olsun bey kardeş, bizim kız çok enteldir. Bütün yazarları bilir. İzninizle ben sorumu tamamlayayım, ondan sonra siz cevabınızı verirsiniz. Batna ciladır çorba. Mutfakla ilgili bu ünlü söz kime aittir? A. Barbara Cartland. B. Ahmet Rasim. C. Falih Rıfkı Atay. D. Suzanna Tamaro. Cevap veriyoruz. Cevap versene Sıdıka, hadi sene kız. Ya. Sıdıka evde car 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 ötüp duruyorsun. Hadi konuş. Dur bir dakika düşünüyorum. Kız ne düşünüyorsun çabuk. Süreniz bitmek üzere. Ahmet Rasim. Evet bu da doğru Ahmet Rasim. Sen de biraz atak olsana. Geç şu yemeğin başına. Suyunu kontrol. Devam ediyoruz. Sorulara ben cevap veririm. Tatlı ismi değildir. A. Tiramisu. B. Vezir parmağı. C. Marangoz gıdısı. İtiraz ediyorum. Anlamadım Gonca Gül Hanım. Neye itiraz ediyorsunuz? Soruya mı? Geride kalınca sapıttı karın. Safiye Hanım az önce cebinden bir şişe çıkararak yemeğin içine koydu. Gözlerimle gördüm, hile yapıyor. Aa, ne hilesi? Kuru iftira abi. Yalana bak. Ceplerine bakın sunucu bey, ceplerine bakın. Cebine sakladı. Bak bütün kameralar sizinse de 63 milyon bizi seyrediyor. Bir dakika. Gonca Gül Hanım doğru mu söylüyor Safiye Hanım? Cebinizden bir şey çıkartıp yemeğe mi kattınız? Canım yanımda biraz okunmuş pirinç vardı. Bak işte. Ay onu kattım. Yasak değil ya. Ama bir cezası olması lazım. Yarışma adabına aykırı davrandılar. Tamam. Ceza olarak onlar bu soruya cevap vermesinler. Buyurun. Hangisi tatlı değildir? Marangoz gıdısı. Bravo Gonca Gül Hanım. A masası küçük bir taktik değişikliğiyle son anda atağa geçti. Ama bakalım onu sürdürebilecekler mi? Son soru, beni dikkatle dinliyorsunuz. Evet. Gazanfer Bilge'yi soracak. Tekrar ediyorum. Bir oturuşta İki kuzu yemesiyle tanınan ve 1946 yılında Stockholm'da yapılan turnuvada Avrupa şampiyonu olan Cihan pehlivanımız kimdir? Ne sen biliyor musun? Ben 1946'yı pek hatırlamıyorum da.
Ay ben nereden bileyim Sıdıka? Bir marangoz soruyorlar, bir pehlivan soruyorlar. Ay kadın yarışmasında böyle soru olur mu canım? Gazanfer Bilge. Bravo size. Gonca Gül Hanım. 40 kere bravo. De söyledim be Gazanfer Bilge'yi soracaklar diye. Yemek yarışmasında Gazanfer Bilge mi olur muymuş? Al işte gördün mü? Olur muymuş olmaz mıymış Samim Efendi? Bu kadar kızma baba ya. Yani bunu bilemedilerse bile birçok soru bildiler. Hadi lan sen de. Bozacının şahidi Şıracı. Zamanında sana da söylediydik ama dinlemediydin. Oğlum Gazanfer Bilge'siz yarışma olmaz. Bir şekliyle bunduna getirip sorarlar o soruyu ya. Lan şu hayvana söyleseydim o bile dinlerdi beni. Bak hissetti de televizyonun dibinden ayrılmıyor ya. Kız Sıdıka ne zaman veriyormuş herifler halı yıkama makinesini? Ay dedim ya anne program müdürü mü ne garanti belgesini falan imzalayacakmış. Sonra da koyup bir kutuya yollayacaklar eve. Ay yaşadık komşucuğum be yaşadık. Ay artık öyle balkona çıkıp pataküte halı dövmek, hortumla sulamak yok. Takfişi bitir işi anacığım. Ne diyelim? Güle güle kullanın makinanızı Safiye Hanım. Aşk olsun Gonca Gül kız. Ufak bir puan farkıyla makineyi bize verdiler diye yani şey etmemek lazım değil mi? Beraber kullanacağız. Esasen o puan farkı da olmazdı da. Bu karı pilavın dibini tutturdu. Elleşme. Ne var bunda? Olur öyle şeyler yarışma heyecanından. Nasıl olur Safiye Hanım? Ben şunca yıldır ocakta yemeği olmasıyla tanınan bir kadınım. Bu tarihe kadar anca iki defa falan yakmışımdır yemek. Bu karı, bu ot kafalı karı güpegündüz böyle canlı yayının ortasında. Ay Gonca Gül. Ay Gonca Gül. Ay Gonca Gül. Ay Gonca Gül. Gonca Gül. Ömür çarpışı seni. Sıdıka, kız hakikaten alındı kadına. Ben gidip gönlünü alayım. Ay ne de olsa yarışmaya onun sayesinde katıldım. Ben de geleyim mi anne? Belki destek ekip lazım olur. Ay, gerek yok, gerek yok. Sen şimdi bakkala git, eve ekmek falan al. Baban gidip durumu anlat, tamam mı? Tamam. Ben hallederim, hadi. Tamam.